Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankasındaki çalışmalarımızda rasyonel sayılar ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstermeyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve kitabımızın bilgi kısmıyla başlayalım. A bir tam sayı ve B sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir demiş. 3 bölü4 artı 5 bölü artı 7 bölü 1 artı 18 bölü 13 gibi sayılara pozitif rasyonel sayılar denir ve pozitif rasyonel sayılar Q harfinin sağ üst köşesine artı yazılarak gösterilir. Eksi 2 bölü 3 eksi 4 6 eksi bölü 7 3 tam 4 bölü9 gibi sayılara negatif rasyonel sayılar denir. Rasy negatif rasyonel sayılar da Q harfinin üstüne sağ üst üstüne köşesine eksi e yazılarak gösterilir. Pozitif rasyonel sayılar negatif rasyonel sayılar ve sıfırın birleşimiyle rasyonel sayılar oluşur. Burada da matematiksel cümlesini yazmış. Bir rasyonel sayının işareti kesir çizgisinin sol tarafına paya veya paydaya yazılabilir. Burası önemli. Açıklayalım bunu. Büyükler kesir çizgisinin önüne eksi yazdık. 4 bölü 9 yazdık. Bu bir rasyonel sayıdır. Kesir çizgisinin önüne yazılan eksi işaretini biz istersek geri geldiğinde paya yazabiliriz. Eksi 4 bölü 9 yazabiliriz. Ya da paydaya yazabiliriz. 4 bölü eksi 9 şeklinde. Bunların hepsi birbirine eşittir. Eksi işaretini yeri geldiğinde paya yazacağız. Yeri geldiğinde paydaya yazacağız. Yeri geldiğinde kesir çizgisinin önüne yazacağız. Değeri değişmeyecek. Örnek olarak şimdi ne yapmış? İki tane kesir vererek rasyonel sayıları sayı doğrusuna gösterelim demiş. Sayı doğrusuna gösterme rasyonel sayıları. Bakın 2 bölü 3'ü gösterirken Paydamız 3 olduğu için 0 ile 1'in arasını 3 parçaya bölmüş. Sonra da pay kadar ilerlemiş 0'dan başlayarak. İşte 2 bölü 3'ün yeri burasıdır demiş. Biraz sonraki çalışmalarımıza daha iyi anlayacaksınız. Eksi 1 tam 2 bölü 5'i de 0'dan eksi 1 tama gelinmiş ve geçilmiş eksi 1 tam. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasında. Sonrasında ise 5'e bölünmüş eksi 1 ile eksi 2'nin arası. İki parça daha ilerlenmiş eksi bir tamdan sonra ve yeri bulunmuş. Burada öncelikle rasyonel sayımızın hangi tam sayılar arasında olduğunu tespit edeceğiz. Sonrasında da paydaya bakarak o aralığı kaça böleceğimizi, paya bakarak kaç parça ilerleneceğimizi tespit edeceğiz. Şimdi birinci sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki kümelerin rasyonel sayı olan elemanlarını örnekteki gibi belirleyiniz. Evet rasyonel sayıların elemanı olan sayıları göstermiş. Biz de hemen ikinci sorumuzu yapalım. Kütler 4 bölü 9. 4 bölü 9 A bölü B şeklinde yazılabildiği için elemanıdır rasyonel sayıların diyeceğiz. 18 bölü 1000 yine 18 bölü 1000 olarak yazmış A bölü B şeklinde. Dolayısıyla elemanıdır rasyonel sayıların diyeceğiz. X'i 500 bölü 249 da elemanıdır rasyonel sayıların 5 bölü 0 ise elemanı olamaz. Neden? Çünkü payda da 0 olmamalı. Dolayısıyla 5 bölü 0 tanımsızdır. Payda da 0 olmamalı. Payda da 0 olursa tanımsızdır. Yani 0 hariç bir tam sayının 0'a bölümü tanımsızdır çocuklar. 0'ın 0'a bölümü de belirsizdir. Dolayısıyla burada elemanı değildir. Rasyonel sayıların diyeceğiz. 6 bölü 10 da yine rasyonel sayıdır, elemanıdır, rasyonel sayıların diyeceğiz. C kümesinde ise eksi 105 bölü 0. Bakın yine paydada 0 var. Dolayısıyla bu ifade rasyonel sayı değildir. Elemanı değildir rasyonel sayıların diyeceğiz. 16 bölü 5 elemanıdır rasyonel sayıların. Eksi 3 bölü 7 elemanıdır rasyonel sayıların. 5 bölü 21 elemanıdır rasyonel sayıların. 17 bölü 19 da elemanıdır rasyonel sayıların diyoruz. Evet ikinci sorumuz aşağıdaki sayı doğrularında harflerle gösterilen rasyonel sayıları yazınız demiş. Harflerle gösterilen sayıları yazalım. Şimdi çocuklar burada ilk önce neye bakacağız? A hangi tam sayılar arasında? Bakın sıfırla eksi birin arasında. Peki bu sıfırla eksi birin arası kaç parçaya bölünmüş? Kaç eşit parçaya bölünmüş? Bir 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüş. Negatif bölgede olduğu için eksi olacak. Paydamız 5 olacak. 5 parçaya bölündüğü için bu aralık. A'ya gelmek için sıfırdan kaç parça ilerlenmiş sola doğru? 1, 2, 3 parça ilerlenmiş. Payımız da 3 olacak. Yani A eksi 3 bölü 5 sayısını göstermektedir. B de aynı şekilde negatif bölgede 0 ile eksi 1'in arası 5 parçaya bölünmüş paydamız 5. Sıfırdan iki parça ilerlenerek B'ye gelinmiş. B de 2 eksi 2 bölü 5 olarak yazılacak. Bu şekilde yazalım. C'ye geldiğimizde C 0 ile 1 arasında ve 0 ile 1'in arasının kaça böldüğüne bakacağız. 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüş paydamız 5 olacak. Pozitif bölgede olduğu için sayımız artı. C içinde bakın 0'dan 1 parça ilerlenmiş payımız 1 olacak. 1 bölü 5'in yeridir diyeceğiz. D'ye geldiğimizde ise yine 0 ile 1'in arası 5 parçaya bölündüğü için paydamız 5. 0'dan 1, 2, 3, 4 parça ilerlendiği için payımız da 4 olacak. D de 4 bölü 5 sayısını göstermektedir diyeceğiz. Geldik ikinci sayı doğrumuza. Bakın 1 ile 2 arasında bu sayılar. 1'i geçmişler. Dolayısıyla A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin bir tamı olacak. Sonrasında 1 ile 2 arası kaç parçaya bölünmüş ona bakalım. Çocuklar 1 ile 2'nin arasında kaç çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizgi var. Pardon 10 çizgi var. Burada bir tane daha var. 11 çizgi varsa 12'ye pardon 10, 10 çizgi varsa bu aralık 11'e bölünmüş demektir. 10 çizgi varsa 11'e bölünmüş. Aralıkları da sayabilirsiniz. Dolayısıyla hemen başlayalım. A'yı bulmak için bir tamımız var. Kesir çizgimizi çiziyoruz. 11'e bölünmüş. 1'den sonra 1, 2 parça ilerlenmiş. Bir tam 2 bölü 11 A'dır. B ise yine bir tam. Paydamız 11. 11'e bölünmüş 1 ile 2'nin arası. Sonra 1'den sonra 4 parça daha ilerlenmiş. 4 bölü 11'dir. C için bir tam. Paydamız 11. Kaç parça ilerlenmiş? 4, 5, 6, 7 parça ilerlenmiş C için. 1 tam 7 bölü 11'in yeridir. D için ise yine bir tamımız var. Paydamız 11. 1 tamdan sonra kaç parça daha ilerlenmiş? 10 parça daha ilerlenmiş. 1 tam 10 bölü 11 deriz. Diğer bir sayı doğrumuzda. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasında sayılarımız. Yani bu tarafa doğru gidiyorlar. Eksi 1 tamımız var. D'yi bulmak için eksi 1 tam diyeceğiz. Kesir çizgimizi çizeceğiz. Eksi 1 ile eksi 2'nin arası kaç parçaya bölünmüş? Sayalım aradaki çizgileri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi var. 11 parçaya bölünmüş. 10 çizgi varsa eksi 1 ile eksi 2'nin arasında 11'e bölünmüş demektir. Yani çizgi sayısının bir fazlasına bölünmüş demektir. Şimdi 11'e bölünmüş. D'ye gelmek için eksi 1 tamdan Kaç parça ilerlenmiş? 1, 2, 3, 4 parça ilerlenmiş. Payımız 4 olacak. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 ilerlenerek D'ye gelinmiş. Eksi 1 tamdan sonra 11 parçanın 4'ü gelinmiş. Tabi bu arada eksi 1 ile eksi 2 arasında sola doğru ilerleyeceğiz çocuklar. C'ye geldiğimizde ise yine eksi 1 tamı var. D'den sonra 4'tü. 5, 6 parça ilerlenmiş. Paydamız 11 olacak. 11'e bölündüğü için 6 parça ilerlenmiş. Payımız da 6 olacak. C'de eksi 1 tam 6 bölü 11'dir. B'ye bakalım. Eksi 1 tamımız var. Sonrasında 11'e bölünen bu aralıktan 6 idi. 7, 8, 9 parça ilerlenmiş B'ye gelmek için. A'ya gelmek için ise eksi 1 tamdan sonra 11'e bölünen bu aralıktan 10 parça ilerlenmiş. Eksi 1 tam 10 bölü 11'in yeridir diyoruz. Diğer bir sayı doğrumuz ne demiş? Aynı şekilde sayılarımızı tespit edeceğiz. D, eksi 1 ile eksi 2'nin arasında. Eksi 1 ile eksi 2'nin arası kaç parçaya bölünmüş? Bakın şu şekilde de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Dolayısıyla burada eksi 1 tam. 4'e bölünmüş aralıktan eksi 1 tamdan sonra bir parça daha alınmış paya da 1 yazıyoruz. Eksi 1 tam 1 bölü 4'ün yeridir. C de yine eksi 1 ile eksi 2'nin arasında ve eksi 1 tamdan sonra 4'e bölünmüş bu aralıkta 1 tamdan sonra 3 parça daha alınmış. Paydamıza 4 payımıza 3 yazacağız. B'ye geldiğimizde ise eksi 2 ile eksi 3'ün arasında eksi 2 tamı var. Sonrasında eksi 2 ile eksi 3'ün arası bakalım kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Paydamız 4 olacak. B'ye gelmek için eksi 2 tamdan sonra bir parça dağılmış payımız 1 olacak. A'ya bakalım. A'da eksi 2 tamı var yine. Paydamız 4. Payımız ise eksi 2 tamdan sonra 4'e bölünmüş bu aralıktan 3 parça daha ilerlenmiş. 3 bölü 4 olur. Eksi 2 tam 3 bölü 4 olarak A'yı da bulmuş oluruz. Diğer bir sayı doğrumuzda C eksi 3 ile eksi 4'ün arasında B de öyle. Çocuklar eksi 3 ile eksi 4'ün arası kaç parçaya bölünmüş bakalım. 1, 2, 3 çizgi atılmış 4'e bölünmüş. Dolayısıyla burası eksi 3 tam olacak. Paydamız 4 olacak. Eksi 3 tamdan sonra bir parça ilerlendiği için payımız 1 olacak. B'yi yazalım. Yine eksi 3 tamı geçmiş. 4'e bölünen bu aralıktan 3 parça daha ilerlenmiş. Payımız da 3 olacak. A'ya bakalım. A 4 ile eksi 5'in arasında eksi 4 tamı var. Eksi 4 tamı geçmiş sıfırdan sola doğru giderken. Sonrasında eksi 4 ile eksi 5 arası kaç parçaya bölünmüş? 4 parçaya bölünmüş. A için 1, 2, 3 parça daha gidilmiş eksi 4 tamdan sonra. Eksi 4 tam 3 bölü 4'ün yeri de burasıdır diyoruz. Aşağıdaki rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz demiş bu sefer de. Biz de sayı doğrusu çizmemiz göstermemiz gerekiyor. Bakalım. Şimdi çocuklar burada öncelikle sıfırı yazmalıyız. Sıfır. Eksi bir. Eksi bir sıfırın neresinde olsun? Biraz uzağında mı olsun? Biraz böleceksek şurada olsun. Eksi biri buraya yazacağız. Tam sayı. Şimdi eksi bir bölü ikiyi bulacağız. Eksi bir bölü iki sıfırla eksi birin arasındadır. Sıfırla eksi birin arası payda kadar bölünür. Yani ikiye bölünür bir çizik atarsak 2'ye bölmüş oluruz. Sonra sıfırdan bir parça ilerlenir. Şuraya gelinir. İşte burası eksi 1 bölü 2'nin yeridir. 1 bölü 2 de sıfırla 1 arasındadır. Artı 1 arasındadır. Artı 1 de şuraya yazalım. 0 Sıfırla 1'in arası yine 2'ye bölünür. Bir çizgi atarak 2'ye böleriz. Sıfırdan sonra bir parça yani pay kadar ilerlenir. Burası da 1 bölü 2'nin yeridir diyoruz. İkinci sayı doğrumuzu çizelim. 0 pozitif olacak. Şurada olsun. Ondan sonra 1'i buraya yazalım. Şuraya 2'yi yazalım. Buraya da 3'ü yazalım. Şimdi çocuklar faydamız 3 olduğu için bütün aralıklar 3'e bölünecek iki çizgi atacağım. Üçe böleceğim. Bütün aralıkları. Sonrasında ise 4 bölü 3'ü bulmak için sıfırdan başlayarak 4 parça ilerleyeceğim. Bu nereye gelir? Bakın şuraya gelir. 4 parça ilerlediğimde 4 bölü 3'ün yeri burasıdır. 7 bölü 3'ü bulmak için ise 7 parça ilerleyeceğim. O da 3, 6, 7 parça ilerlediğimde burası 7 bölü 3'ün yeridir. 9 bölü 3'ü bulmak için ise 9 parça ilerleyeceğim. 9 parça ilerlediğimde tam 3'ün buraya gelirim. 9 parça derken ne demek istedik? Hemen şunu bir açıklayalım anlamayanlar için. 3 burada var, 3 burada var, 3 de burada var. 3 parça geldik, tam 3'e geldik. Dolayısıyla 9 bölü 3'ün yeri de burasıdır. 9 bölü 3, 3'e eşittir zaten. Diğer sayı doğrularımızı da çizelim. Evet. Eksi 17 bölü 4. Eksi 21 bölü 4. Negatif bölge olacak. Şuraya 0 yazalım. Sonrasında eksi 1. Üçer içeri gidelim. Eksi 2. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 5. Şu şekilde geldik. Şurayı bir biraz uzatalım. Uzattık. Şurası eksi 5. Şurası da eksi 6 olsun tam sayılarımızı yerleştirelim. Şimdi bu aralıklar dörde bölünecek. Paydamız bize bu aralıkları dörde bölmemizi söylüyor. Dörde bölmek için 3 çizgi atmalıyız. 1, 2, 3 çizgi attık dörde böldük. Bir daha 1, 2, 3 çizgi attık dörde böldük. 1, 2, 3 çizgi attık dörde böldük. Her aralığı 4'e bölüyoruz. Çünkü paydamız 4. Pastalar 4'e bölünmüş. Şu 5'i biraz ne şey yapmışız. İriden yapmışız şu 5'i. Şuraya alalım. 6'yı da biraz daha ileriye alalım. Bu şekilde şuraya da 6 yazalım. X6. Şimdi 3'e bölü 3 çizgi atıyoruz. 4'e bölüyoruz. 1 2 3 1 2, 3. Eksi 17 bölü 4'ün yerini bulmak için sıfırdan başlayarak 17 parça sola gidiyorum. Eksi olduğu için sola doğru 17 parça gidiyorum. Bakın 4, 8, 12, 16 bir tane daha gittim. İşte burası 17. Eksi 17 bölü 4'ün yeri burasıdır. Sayı doğrusunda. Eksi 21 bölü 4'ü bulalım. E 4'e bölünen parçalardan eksi 21 tane sola doğru 21 tane yani gitmem gerekiyor. 4, 8, 12, 16, 20 bakın 20'ye geldik. Eksi 5'te 20'deyiz. 21 burası da eksi 21 bölü 4'ün yeridir diyoruz. Evet. Diğer bir sayı doğrumuz. Çizelim. Eksi 1 tam 2 bölü 3 var. 2 bölü 3 var. 1 tam 2 bölü 5 var. Şuraya 0 yazarsak. Şuraya eksi 1. Buraya artı 1. Şuraya da artı 2 yazalım. Çocuklar. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasındadır. Eksi 1 tamdan sonra. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasını 3'e bölmüş. 2 çizik atarak 3'e böleriz. İki parça daha ilerlemiş. Eksi bir tamdan sonra iki parça daha ilerse, ilerlerseniz şurası eksi bir tam 2 bölü 3'ün yeri olur. Şurayı bir yukarı yazalım biraz. 2 bölü 3'ün yeri. Eksi bir tam 2 bölü 3'ün yeri burasıdır. Peki 2 bölü 3'ün yeri neresidir? Bakın payı paydasından küçük olan kesirler 0 ile 1'in arasındadır. Basit kesirlerdir. 0 ile 1'in arasını 3'e böleceğiz iki çizik atarak iki parça ilerleyeceğiz. Sıfırdan bir, iki parça ilerlediğimizde burası iki bölü üçün yeridir. Bir tam iki bölü beş demiş. Sıfırdan bir tamı geçmiş pozitif. Bir tamı geçtikten sonra bir tamla iki tam arasındadır bu kesir. Bir ile ikinin arasını beşe böleceğiz. Bir, iki, üç, dört çizik atarak beşe böldük. İki parça daha ilerleyeceğiz bir tamdan sonra şu parçaları ilerlediğimizde işte burası da 1 tam 2 bölü 5'in yeridir diyoruz. Evet bir sayı doğrusu daha çizelim. Ve eksi 3 bölü 5'i gösterelim. Çocuklar eksi 3 bölü 5 payı paydasından küçük bakın. Negatif bölgede 0 ile eksi 1'in arasındadır. Şuraya eksi 1 yazalım. Sağ tarafa da artı 1 yazalım. Şimdi eksi 3 bölü 5'i gösterirken paydamız ne diyor? 0 ile eksi 1'in arasını 5'e böl. 1, 2, 3, 4 çizgi at 5'e böl. 3 parça ilerle sol tarafa doğru negatif olduğu için. 1, 2, 3 parça ilerledik. İşte burası eksi 3 bölü 5'in yeridir. 5 bölü 7'nin bulunduğu yeri bulalım. 7'ye böl diyor. Paydamız 0 ile 1'in arasını 7'ye böl. Bu da basit kesir 0 ile 1'in arasındadır. 6 çizgi atarak 7'ye böleceğim. 1 2 3 4 5 6 çizgi attım. 7'ye böldüm. 5 parça ilerle 0'dan. 1 2 3 4 5 parça ilerledim. İşte burası da 5/7'nin bulunduğu nokta olur sayı doğrusunda. diyoruz. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen sayıların ait olduğu sayı kümelerini işareti kullanarak belirtiniz demiş. Zühtar eksi 1 bölü 2 doğal sayı mıdır? Değildir. Tam sayı mıdır? Değildir. Ama rasyonel sayıdır. Bakın A bölü B şeklinde yazıldığı için negatif doğal sayı değil. E, tam bölünmüyor 1-2'ye tam sayı da değil. Dolayısıyla rasyonel sayıdır. Sıfır doğal sayıdır. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Tam sayıdır sıfır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. 3 bölü 4 doğal sayı değildir. Tam sayı değildir ama rasyonel sayıdır a bölü b şeklinde yazılabildiği için. 2 doğal sayıdır. Tam sayılar kümesinin de elemanıdır. Rasyonel sayılar kümesinin de elemanıdır. 2 bölü 1 yazılabildiği için diyoruz. Yine tablomuzda Eksi 4 bölü eksi 2'yi burada bakın eksi 4'ün eksi 2'ye bölümü eksinin eksiye bölümü artıdır. 4'ü de 2'ye bölerseniz ne olur? 2 olur. Artı 2'ye eşittir bu eksi 4 bölü eksi 2. Dolayısıyla 2 doğal sayıdır. Tam sayıdır ve rasyonel sayıdır. Eksi 1 doğal sayı değildir. Doğal sayılar sıfırdan başlar pozitif tam sayılarla devam eder. Ama eksi 1 tam sayıdır. Eksi 1, eksi 1 bölü 1 yazılabildiği için a bölü b şeklinde de yazılabilir. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 2 doğal sayı değildir. Tam sayı değildir. 3, 2'ye tam bölünmediği için. Ama rasyonel sayıdır. 4 doğal sayıdır, tam sayıdır ve rasyonel sayıdır diyoruz. Beşinci sorumuz aşağıdaki ifadelerde kare sembolünün içine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi çocuklar burada eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. Ya da eşittir kare 1 olacak. Fayda eksi 2 olacak. Bu ifadeler birbirine eşittir. Şimdi gelelim ikinci ifademize. 4 bölü eksi 3 ya da buraya biz eksi 4 bölü 3 yazabiliriz. Ya da eksi 4 bölü buraya 3 yazabiliriz. Önünde işaret olan sayıların işaretlerini kesir çizgisinin önüne, payın önüne veya paydanın önüne yazabiliyoruz. Bu etkinliğimiz de onunla ilgili. Üçüncü ifademizde eksi 5 bölü 6. Eksi 5'i yazmış zaten 6'yı biz yazacağız. 5'i yazmış diğer ifadede eksi 6'yı biz yazacağız. Bu eşitlikler birbirine eşittir. Yani bu sayılar birbirine eşittir. Eksi 7 bölü 9 eşittir. Bakın eksi 9'u yazmış. Eksi 9'un önüne almış eksiyi biz paya 7 yazacağız. Eksi 7 var yazmış. Paydaya da biz sadece 9 yazacağız. Bu şekilde de işlemlerimiz de göre değişecek bu sayıların işaretlerinin yerleri. Evet kazanım değerlendirme testinin çözümlerine geldik. Birinci sorumuzla başlayalım. 10 bölü eksi 4 eksi a ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, bu ifade bir rasyonel sayı ise paydası 0 olamaz çocuklar. Yani eksi 4 eksi a'nın sıfır olmaması gerekir. Peki eksi 4 eksi a'yı sıfır yapan a değeri kaçtır? Tabii ki eksi 4'ten eksi 4'ü çıkarırsanız sonuç sıfır olur. Dolayısıyla a yerine eksi 4 yazarsak payda sıfır olur ve rasyonel sayı olmaz. Bu bir rasyonel sayıysa a yerine eksi 4 yazılmamalıdır. Bu arada şunu da açıklayalım. Eksi 4'ten eksi 4'ü çıkarırken ne yaparız? Çıkan sayının işaretini değiştir topla. Artı 4 ile eksi 4'ün toplamı sıfır olur. Cevabımız a seçeneğidir. İki sorumuzda Sayı doğrusuna P noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. P noktası eksi 2 ile eksi 3'ün arasında. Şimdi kesirlerimizi biz ne yapalım? Tam sayılı kesir olarak yapalım. Acaba eksi 2 ile eksi 3'ün arasında hangisi var? Burada eksi 7 bölü 6 eksi 1 tam 1 bölü 6 olarak yazılabilir. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasındadır. Eksi 20 bölü 7. 20'nin içerisinde 7 2 tane var. Eksi 2 tam 6 bölü 7 olarak yazılabilir. Dolayısıyla eksi 2 ile eksi 3'ün arasındadır. Ancak eksi 3'e daha yakındır bu. Bakın eksi 2 tamı geçmiş. 7 parçaya böldüğü eksi 2 ile eksi 3'ün arasından 6 parça daha ilerlemiş sola doğru. Eksi 3'e daha yakındır. Eksi 17 bölü 8 eksi 2 tam yine 1 bölü 8 olarak yazılabilir. Bu da eksi 2'ye yakındır. Evet bu olabilir. Eksi 2 tam 4 bölü 9. Bu da bakın eksi 2.5'a daha yakın çocuklar. E. Burada C seçeneği dersek P noktası yerine daha doğru olur. Cevabımız C seçeneğidir. Eksi 2'ye daha yakın olduğu için. Üçüncü sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Çocuklar eksi 2 bölü 5. Bakın burada bu eksi eşitliğin karşısında payda olabilirdi ya da payda da olabilirdi. Her ikisine de yazdığı için burası eksinin eksiye bölümünden artı olacaktır. Dolayısıyla eksi 2 bölü 5'e eşit olmaz. A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde eksi 8, eksi 8'in paydası 1'dir. Eşittir. Eksi 1 bölü 8 olmaz. Eksi 8 bölü 1, eksi 1 bölü 8'e eşit değildir. Bu da yanlıştır. C seçeneğinde eksi 9 bölü 12 eşittir. 4 bölü 3. Evet burada sadeleştirme mi yapmış bakalım. Eksi 9 ile 12'yi 3 ile sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 4 olmalıydı. Ancak tam tersini yazmış. Yani kesri ters çevirmiş. 4 bölü 3 yazmış. Bu da yanlıştır. Eksi 5 bölü 9. Evet bu doğrudur. Çünkü bu kesir çizgisinin önündeki eksi işareti payın önüne de yazılabilir. Cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 7 ile eksi 8 arası eş bölümlere ayrılmıştır. Buna göre T harfi ile gösterilen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? E, sayımız eksi 7'yi geçmiş. Yani eksi tam, eksi 7 tamı var. Sonra kesir çizgisini çizelim. Eksi 7 ile eksi 8 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Paydamız 4. Kaç parça ilerlenmiş T noktası için eksi 7 tamdan sonra? 3 parça ilerlenmiş. Payımız da 3. Eksi 7 tam 3 bölü 4'ün bulunduğu noktadır. T harfinin bulunduğu nokta. Cevabımız da B seçeneği olur. Beşi sorumuz eksi 8 bölü 5 rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Ve tam sayılı olarak yazalım. Çocuklar 8'i 5'e böldüğünüzde bir kere var. Bir kere 5, 5. 8'den 5 çıktı 3. Bu nedir? Bir tamdır. Negatif olduğu için eksi 1 tam yazacağız. Kalanı paya yazacağız. Böleni de paydaya yazacağız. Eksi 1 tam 3 bölü 5 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. 6. sorumuzda sayı doğrusunda ardışık tam sayıların arası 3 eş bölüme ayrılmıştır. PRST noktalarından hangisine karşılık veren rasyonel sayı aşağıda yanlış verilmiştir demiş. Bakalım. Bakın P P'yi bulalım öncelikle. 0 ile eksi 1'in arasında 3 parçaya bölünmüş 0 ile eksi 1'in arası. Paydamız 3 olacak. İşaretimiz eksi olacak negatif bölgede olduğu için. P'ye gelmek için 2 parça gelinmiş. Payımız da 2 olacak. Eksi 2 bölü 3'tür. P burada A seçeneğinde eksi 1 tam 1 bölü 3 olarak verilmiş. Yani eksi 1 ile eksi 2'nin arasında denmiş. İşte bu ifade yanlıştır. Diğerleri doğru verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. 7. sorumuz. Kırda verilen eşitlere göre A, B ve C aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. A tam B bölü C eşittir eksi 36 bölü 24. Öncelikle tam sayılı kesir olarak yazalım ya da önce sadeleştirelim sonra yazalım. Eksi 36 ile 24 12'ye bölünür. 36'yı 12'ye böldüğümüzde 3, 24'ü 12'ye böldüğümüzde 2. Eksi 3 bölü 2'ye eşittir. Bunu da tam sayılı olarak yazarsak eksi 1 tam 1 bölü 2'dir. Burada a eksi 1, b 1, c de 2 olabilir şuraya yazalım. A eksi 1. B 1. Şuraya 1. C 2 olabilir. Seçeneklerde de var mı? Yok. Demek ki genişletilmiş haller olacak çocuklar. Yani A yine eksi 1 olacak. B'yi ve C'yi genişlettiğimizde mesela 6 ile genişletmiş D seçeneği. 6 ile genişletirsek 6 bölü 12 olur mu? Olur. Burada B6, C 12 olabilir. Evet cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuzda yukarıda verilenlere göre kare, yıldız ve üçgen yerine yazılması gereken sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kare yerine 4 bölü 5 bakın. 4 bölü 5 eşittir. Eksi 4 ise aşağıda da eksi 5 olmalıdır. Eksinin, artıya, eksinin eksiye bölünmesi ve sonucun artı çıkması için. Çünkü 4 bölü 5 pozitif. Kare eksi 5 olmalı. Yıldıza geldik. Eksi 3 bölü 7 eşittir. 3 bölü eksi 7'ye olmalıdır. Çünkü sayımız negatif. Sonuçta 3'ün de eksi 7'ye bölümü negatif olacak. Burada da eksi 9 bölü eksi 10. Eksinin eksiye bölümü zaten pozitiftir. Bunlar pozitif olur. 9 bölü 10 olduğunda da burası da 9 olmalıdır. Kare eksi 5. Yıldız eksi 7. Üçgen de 9 olmalıdır. Hangisinde doğru verilmiş? Bakalım bakalım. Eksi 5 eksi 7 9. B seçeneğinde verilmiş cevabımız B seçeneği olur. 9. sorumuz eksi 5 bölü 3 rasyonel sayısının sayı doğrusu gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Negatif bölgede tamam hepsi de negatif bölgede. Bu arada ne yapacağız çocuklar? Eksi 5 bölü 3 hangi tam sayılar arasında ona bakacağız. Eksi 5'in beş, içinde 3 1 tam olduğu için eksi 1 ile eksi 2'nin arasındadır. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasında olduğu için bakın C seçeneği gitti direkt kafadan. Ve eksi 1 ile eksi 2'nin arası 3 parçaya bölünecekmiş. 3 parçaya bölmüş mü A seçeneğinde? Bölmüş. Evet 3 parçaya bölmüş. Sonra 0'dan 5 parça gidilecek. Bakın 5 parça gelinmiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. B seçeneğinde ise eksi 1 ile eksi 2'nin arası yine 3 parçaya bölünmüş ama bakın 4 parça ilerlenmiş 0'dan itibaren payımız kadar ilerlemeliydik. Bu yüzden B seçeneği değildir. D seçeneğinde de eksi 1 ile eksi 2'nin arası iki parçaya bölünmüş. Bu da o yüzden değildir diyoruz. 10. sorumuz. Üçgen çarpı eksi 1 eşittir 9. Tamam. Yukarıda verilenlere göre üçgen bölü kare rasyonel sayısı aşağı hangisine eşittir? Çocuklar eksi 1 ile neyi çarparsanız 9 çıkar demiş. Bu çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için 9'u eksi 1'e böleriz. Yani çarpımı verilen çarpana böleriz. Sonuç eksi 9 çıkar. Üçgen eksi 9 olmalıdır. Sonrasından kare eksi 2'ye bölünmüş sonuç 4 çıkmış. Bölme işleminde de bölünen sayıyı bulmak için bölenle bölümü çarparız. Eksi 2 ile 4'ü çarptığımızda eksi 8 olur. Yani karede eksi 8 olmalıdır. Eksi 2'ye bölünde 4 çıkar. Şimdi ne yapacağız? Üçgen yerine eksi 9 yazacağız. Kare yerine de eksi 8 yazacağız. Eksi 9 bölü eksi 8'i sormuş bize. Eksinin eksiye bölümü zaten artıdır. Sonuçta 9 bölü 8 çıkar. Cevabımız D seçeneği olur. 11. sorumuz 5 eşittir üçgen bölü 5 eksi 3 bölü 2 eşittir eksi kare bölü eksi 2 olduğuna göre üçgen çarpı kare işleminin sonucu kaçtır? Evet burada hemen 5 yerine 5 bölü 1 yazalım eşittir üçgen bölü 5 paydalarını eşitleyelim paydalar eşit olursa paylar da eşit olur 5 de genişletiyoruz 5 bölü 1'i 25 bölü 5 olur eşittir üçgen bölü 5'e. Paydalar eşit olduktan sonra paylar da eşittir. Burada üçgen 25 olarak bulunur. Üçgen eşittir 25. Gelelim kareye. Kare de eksi 3 bölü 2 eşittir. Eksi kare bölü eksi 2. Bakın eksi 3 bölü 2 negatif. Eşitliğin karşı tarafı da negatif olmalı. Dolayısıyla biz burada eksi kare bölü eksi 2 ifadesinde kare yerine Negatif bir sayı yazmalıyız ki eksinin eksiye bölümü artı olsun. Bu öndeki eksi işareti de sayıyı negatif yapsın. O zaman biz her yerine eksi 3 yazarsak eksinin eksiye bölümü artıdır. Önündeki eksi işareti ne yapacaktır? Eksi 3 bölü 2 yapacaktır bu sayıyı. Dolayısıyla kare yerine de eksi 3 yazılmalıdır. 25 ile eksi 3'ün çarpımı da Kıt işaretli sayıların çarpımı negatif. 3 kere 25, 75. Eksi 75 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneğidir. 12. sorumuz 3 eksi a bölü 5 rasyonel sayısı pozitif. Eksi a eksi 2 bölü 5 rasyonel sayısı negatiftir. A bir tam sayı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Çocuklar ilk ifademiz pozitif olacaksa eğer 3 eksi a'nın pozitif olması gerekir. Burada biz A yerine 3'ten büyük bir sayı yazmamalıyız. Çünkü mesela 4 yazdık diyelim. 3'ten 4'ü çıkardığımızda sonuç eksi 1 olur. Bu sayı negatif yapar. 3 eksi A'nın pozitif olması gerekir. Dolayısıyla burada A yerine biz 3'ten küçük sayılar yazmalıyız. Bakın 3 yazarsak da 3'ten 3 çıkar 0 olur. 0 nötr olduğu için sayımız pozitif olmaz. O zaman ne yazacağız? 3'ten 2'yi çıkarabiliriz. Sonuç 1 olur. Pozitif olur payımız. 3'ten 1'i çıkarabiliriz. Sonuç 2 olur. Pozitif olur. 3'ten 0'ı çıkarabiliriz. Sonuç 3 olur. Pozitif olur. Yine 3'ten küçük sayılardan eksi 1'i de çıkarabiliriz 3'ten. Çıkan sayının işaretini değiştirip topladığımızda sonuç ne olur? Artı 4 olur. Pozitif olur. 3'ten eksi 2'yi de çıkarabiliriz. Çıkan sayının işaretini değiştir topla sonuç 5 olur gibi. Bu şekilde 3'ten küçük sayılar yazarsak A yerine sayımız pozitif olur. İlk ifademiz. Peki aynı a'yı ikinci ifadede yerine yazdığımızda sonuç negatif olur mu? Ona bakalım. Ne yazmıştık a yerine? Burada 2 yazmıştık. Eksi parantez içerisinde 2 eksi 2 eşittir. Çıkan sayının işaretini değiştirip topladığımızda çıkarma işleminde ne olacaktır? Eksi 2 artı Eksi 2 toplandığında sonuç eksi 4 olacaktır. Negatif olacaktır. Demek ki A yerine ben 2 yazabilirim. Peki. A yerine ilk ifademde 1 yazdığımda sonuç pozitif çıkmıştı. E, i̇kinci ifademde de eksi A yerine 1 yazıyorum. Eksi 2 eşittir diyeceğiz. Burada bu sayının negatif çıkması için buranın negatif olması lazım. Onun e, yerine... 1, 2 gibi değerler veriyorum. O yüzden çocuklar A yerine ilk ifademde verdiğim değerleri vererek ikinci ifademinde sayının negatif olmasını istiyorum. Çünkü sayım negatif. Burada da eksi 1, eksi 2 demek çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Eksi 1 ile eksi 2 toplandığında eksi 3 olacaktır. Sonuç negatif olacaktır. Bu sayı negatif olacaktır. Demek ki A yerine ben 1 de yazabilirim. Peki ilk ifademde 0 yazmıştım a yerine. Burada da 0 yazabilir miyim? Eksi 0 eksi 2 eşittir. Burada da sonuç yine ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Negatif olacaktır. 0 da yazabilirim. Eksi 1 yazabilir miyim? A yerine. Eksi A yerine bakın eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 eşittir. Ne olur? Eksi ile eksi yan yana geldi. Bunlar çarpım vaziyetindedir. Artı 1 olur. Artı 1 eksi 2 demek de nedir? eksi 1'dir. Bakın yine negatif oldu. Demek ki ben a yerine eksi 1 de yazabilirim. Peki eksi 2 yazabilir miyim? Bakın burada eksi 2 yazmıştık a yerine şurada. Çıkan sayın işaretini değiştirmeden önce eksi 2 vardı orada. Şimdi eksi 2 yazdım. Eksi eksi 2 eksi 2 eşittir. Burada eksi eksi yan yana geldi. 2 eksi 2 eşittir 0. Bakın ne oldu? Nötr oldu. Demek ki eksi 2 iki yazamıyorum ikinci ifademde a yerine. Çünkü yazarsam Sonuç pozitif, e, nötr oluyor. Negatif olmuyor. Hangi ifadeleri negatif buldum? Burada 1 yazdığımda, işte başka ne yazdığımda, 2 yazdığımda, 0 yazdığımda, eksi 1 yazdığımda sonucu ben hep negatif buldum. Her iki ifadede de A yerine bu değerleri yazdığım zaman ilk ifadem pozitif, ikinci ifadem negatif çıktı. Bunların toplamı ise ne olacaktır? Eksi 1 ile artı 1 toplandığında 0, 2 ile 0 toplanırsa 2 olacaktır. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet bu testimizin çözümlerini de burada bitirdik. Rasyonel sayıların ondalık gösterim, ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirme konusunu ilerleyen günlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.